hoş geldiniz. Sizlere öncelikle çok 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 teşekkür ederim. Bir, beni yükseltmeye çalışıp abone olduğunuz için ve iki, videolarımı beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Son videoma bayağı bir beğeni atmışsınız. Ben de dedim ki madem beğendiniz, ona benzer oyun neden oynamayalım? O yüzden bugün sizlerle birlikte en iyi çizen oynuyoruz. En iyi çizen kazanır oynuyoruz daha doğrusu. Yine muhteşem, Türkçe bozu deyince, muhteşem bir oyunla karşınızdayım. Bugün bir şeyler çizeceğiz. Silmeyeceğiz bu sefer. Bir şeyler üreteceğiz. Zekamızı kullanacağız. Yaratıcı olacağız. Resim dersinde gibi düşün kendinizi. Ya da 8. sınıftaki teknoloji tasarım dersi. 8'de miydi, 7'de miydi? 7. Okey, başlayabiliriz. Şimdi karşımda üzgün bir balıkçık var ve bana balık çizmemi söyledi. Çok güzel çizdim. Bir dakika. Gözlük balığımızın gözü olmadı ama kırmızı bir kuyruğu var. Bence gayet iyi başladık. Ay, ilk bölümlerde gösteriyor. Şöyle hızlı hızlı geçelim ya onları. Geçebilsem, ah bir de çizebilsem. Hah, kulak çizdim bir tane. Balığa mı kulak çizdin? Hah? Balığa mı kulak yok, çizdin? Yok yok, şimdi balığı geçti, tamam mı? Çok üzgündü, yalnız da ona bir tane arkadaş balık çizdik. Sonra bir tane adam karşısındakini duyamıyordu. Onun şurasına bir kulak ekledik böyle E şeklinde. Ters değil mi oluyor, düz mü? E'yi unuttum. Şimdi bir tane de çorap çizmemi istedi. Çorap da çizdim. Tamam, görünüşe göre bundan sonra yalnızız. İlk bölümün 3 kısmı gösterdi sanırım. Şu anda bir tane astronodumuz var. Boğuluyor. Suyun altında değildir herhalde. Şöyle kask çizelim. Haha, başardık. Bir böyle morarmıştı dedim, kurtarmalıyız. Karşımda bir tane şuralarında şöyle kırmızılık olan bir adam var. Eline bir tane sopa. Ha bak, kolyesinin şurasında para gibi bir şey var. Onun üstünde taç var. Yani ne? Bu bir kral. Umarım öyledir. Evet, öylemiş. Taç çizdim. Başardım. Çok tatlı olmasa da sarı bir taç çizdim yani. Üç kaç taç. Bu ne? Hah. Burada bir tane kolu kocaman uzun bir adamımız var. Yani görünüşe göre, önünde pota olduğuna göre basketbolcu. Zekaya gel. Ve buna ne çizeceğim? Top. Sen bu işi biliyorsun. Yönetmen çalışmış da gelmiş arkadaşlar. Evet. Adam çok mutlu şu an basket attığı için. Peki benim potaya boyumun yetmemesi. Hiçbir zaman potaya basket basamadım. Şimdi bir tane kadın var. Ve binamız yanıyor. Bunu kurtarmamız gerekiyor. Nasıl? Merdiven çizeceğim. Yangın merdiveni. Hayır, benim yeteneklerim normal merdivene yetiyor, tamam mı? Ama normal merdiven çizip kurtardık. Birazcık basamakları kırık olsa da. Merdiven merdivendir arkadaşlar. Şimdi karşımda bir tane gene böyle göz kırpan birisi var. Gözüne bir şey mi kaçmış? Sen niye herkes gözüne bir şey kaçtığını düşünüyorsun? Başka niye gözünü kırpıyor? Aslında bir nevi doğru. Ah, göz demişken. Pek belli olmasa da evet. Övmen gerekiyordu senin beni. Evet, yeşil gözlerin güzel oldu. Evet, artık lense terfi ettiğime göre gözü uzun bir süre göremeyebilirsiniz. Tamam, devam ediyorum. Demek ki bu arkadaşımız da gözlüktü çünkü. Umarım gözlük çizmem gerekiyordu. Biraz yüzünü karalamış gibi olduk, bence mükemmel. Gözlük işletmeye mi başladı? Ah, burada kıyafeti olmayan birisi var. O zaman buna kıyafet çizeceğiz. Şöylemesine. Ha, başardım da. Çizdiğimin bir faydası olmadı ki, pantolon gene şeffaf pantolon oldu. Etrafını çizdim ben sadece. Çok saçmaydı, anlamadım. Keşke şimdi doldurabilseydik. Burada bir tane kokuşmuş bir ayak görüyorum. Bu ne be? Ayağı mı kokuyor? Ayağının üstünde mesnekler uçuyor. Su çiz, yıka. Su çiz. Hemen temizliğe gidiyor, gördünüz mü? Şimdi buna bir tane şöyle bir ayakkabı. Ekmeğe benzedi ama ayakkabı diyorum ben ona. Yani bu ne? Hayır! Bir dakika. Tarete açma, bekliyor. Hadi. Hı, tamam, geçebildim. Okey. Saçları çok güzelmiş. Şuradan şeyle iki tane ayırmış saçları var. Muhteşem. Saçlarına bayıldım. Ve bir tane hazine ve bir tane kafatasıyla
Kemik var. Ne yapacağım ben? Hazine kafatası kemik mi? Evet, bir de adam var toprağın üstünde duran. Toprağa göm hazineyi. Hazine zaten toprakta. Adam da orada bekliyor çaresizce. Sandığını aç o zaman. Nasıl açacağım? Anahtar çiz. Anahtar mı çizeyim? Hayır. Ne çizebilirim? Sandığı açmak mı istiyor adam? Gömmek mi istiyor? Acaba ne yapmak istiyor? Haha, kürek çizdim, kürek. Sana dedim göm diye. Küreği hazineyi çıkartmak için kullandık. Kesinlikle gömmek için değil. Bu ne şimdi? Ben bunları görmüyorum. Her oyun oynadığımda reklam geliyor. Benim günahım ne? Hadi. Hadi. Tamam, artık devam edebiliriz. Arabanın yüzü var. Ben de bunları istiyorum. Tosbağına kirpik yaptırırız. Tosbağıma mı? Ben ehliyet alana kadar tosbağım tarih yazara karışmazsa inşallah alacağım. Tekeri olmadığı için üzgün. O yüzden teker çiziyoruz. Güle benzedi. Hı-hı. Çok yamuk bir teker oldu. Ama bence gayet güzel. Burada çirkin ve güzeldeki şey var ya, böyle çaydanlık. Mavi, mavi değil ama olsun, beyaz. Çok tatlış bir şöyle böyle yuvarlak bir çaydanlık var. Hı-hı. Ah, bir de onun şeyi var. Bardak şeklinde çocuğu var. Onu çizeceğiz. Dur inşallah. Çaydanlığın bardak çocuğu mu var? Evet. Evet, bak bildim. Şimdi Çirkin ve Güzel filmini izleyenler biliyor. Çok güzeldi. Orada bir tane böyle çaydanlık vardı. Bir de onun böyle şeyi vardı. Çocuğu yani, fincan vardı. Konuşamadım. Aa, yeter. İnternet açıldı, sürekli reklam oluyor ya da bildirim düşüyor. Sevmiyorum. O yüzden sürekli de internet kapalı gezerim. Kapan. Kapan. Hadi. Benim çarpı tuşu nerede? Ya bir şey soracağım. Niye bu reklamlardaki ya da şeylerdeki çarpı tuşu böyle şey gibi oluyor, böyle bit gibi oluyor? Ben dokunamıyorum onlara. Gıcıklık olsun. Evet, oyuna geçirmiyor şu an beni. Bütün köşelere tıklıyorum. Belki bir köşede şey vardı, çarpı işareti. Ha, gayret. Çıkmıyor. Şimdi profesyonel bir insan olarak bak ne düşündüm. Evet. İnterneti kapatıp oyunu tekrar açmayı. Çünkü ben çok zeki bir insanım. Ha! Bakalım. Gördün mü? Arkada aşağıdan sesler geliyor. Acaba nereleri yıkıyorlar? Bağırıyor aşağı abim. İşte ele de böyle bir oluyor. Ben ona bağırıyorum, o bana bağırıyor. Bütün evde kargaşa çıkıyor böyle. Şimdi bir tane tabağımız var. Bir bardak suyumuz var. Bir de bıçağımız var. O zaman kaşık mı çatal mı? Umarım çataldır. Çünkü çatal çizeceğim. Üç tane böyle kolu olan mızrağa benzedi. Poseidon'un mızrağına benzedi. Nerede saçma şey var, bana çıkıyor. Şimdi X yuvarlak kare var. Oyun konsolundakilerse eğer, bu çizeceğim şey doğru olacak ve inşille çizmem gerekecek. Deniyoruz hemen. Nereden de bildin? Oyuncu olduğum nereden de bildin? Oyun konsollarında şöyle bir tane çarpı var. Bir tane yuvarlak var, bir kare, bir de üçgen. Onlardan biri yeşil üçgen. Bir ablamız var, çok güzel sarı sarı saçları var. Keşke benim de olsa. Bir ve kara bulutlar üstüne çökmüş. Acaba abla ne suç işledi de kara bulutlar üstünde? Acaba ne olabilir? Yağmur yağıyor, niye üstünde olacak şimdi? Şemsiyeydin. Eli kolu kafasında, bunu nasıl şemsiye çizeceğim? Ah, kabul etmedi. Güzel çiz. Elimden geldiği kadar çabalıyorum. Aha, başardım. Birazcık yamuk olmuş. Bu da şeffaf oldu, şaşırdım. Anne. Hı. Burada bir tane maymun ağlıyor. Bak paşa. Paşa da ufak bir maymun. Evde cingar çıkartıyor paşa. Ne yapacağım ben? Ağlayan bir maymuna ne yapabilirim? Muz ver. Sen çok zeki bir insansın. Sen cidden çok zeki. Muza benzemedi ama o beğendi yani. Burada sarışın post bıyıklı bir amcamız var. Kahverengi mi kumral mı bilemedim, bir amcamız var. O da post bıyıklı. Ama bir tane ağlayan bıyıksız bir saç çizeyim. Boş ver, bıyığı ne yapacaksın? Saçlı ol, onlar kel zaten, sen de kel. Bıyığı yok diye ağlıyordur. Evet, bıyığı yok diye ağlıyor. Ama ben saç çizeyim dedim. Diğerleri de kel, o da kel sonuçta dedim. Adam bıyık çizince sevindi. Saçı yok ya. Saçta sevinir.
Köre kedi var burada bir tanecik ve gözleri böyle böyle. Hani çizgi film karakterlerine böyle şaşınca dönüyor ya gösteri. Evet. Onlardan var ve bir dalın üstünde. Dalda mı kalmış? Hmm. İtfaiye çağır. Sen ben de itfaiye çizecek yeteneği görüyor musun? Merdiven çizeyim. Buna da merdiven çizeyim. Hadi. Ciddi misin? Merdiveni mi kullan? Bir şey soracağım. İtfaiyeci geldiğinde kediyi kurtarmaya çalıştığında kedi atlayarak kaçıyor ondan korkup. Ağaçtan. Evet. Ama burada merdivenden inmeyi tercih etti. Merdiven çizdim. Beyefendiye, hanımefendiye. Evet. Aaa! Adamın kafası kopmuş. Kafasını yerine koy. Bir tane çöp adam böyle arkadaşına yapıyor. Elini gösteriyor böyle. Nasıl kafa... Bir dakika şöyle bir şeyler çizelim. Ya müthiş çöp adam çiziyorum ya. Birazcık çirkin olmuş olabilir olabilir. Şimdi oyun kazanmamız gerekiyor. XOX oyunu. Büyük ihtimal doğru söylediysem eğer. Yani sos. Sos gibi, evet. Evet. Nasıl kazanabilirim bunu? Ya ben buna çok kötüyüm ya. Okulu Tamam, hep çaprazı, kaybediyordum. kare, sağ sol, Kare. aşağı yukarı, çapraz, çiz. Görmenizi o kadar çok isterdim ki. Matematik dersinde gibiyim. Böyle yapıyor Orada ne bana arkadan. harfleri var? Beni Söyle bakayım bölüyor. bana. Bak şimdi. 9 tane kutu var ya. Evet. Şurada X var. Sana göre yapıyorum. Evet. Şurada O var. Aha. Tamam, hemen yanına x çiz. O ile x'in karşısına. Köşelerde O var. Ortada O koyacağız. Ay ben bu işi biliyorum. Çok Benim mutlu oldum. sayemde. Beni arkada gözlerinle ve ellerinle beşe böldün böyle. Allah'ım. Aha. Tarif ettim. Geldik tişört çizmemiz gereken o güneşten yanmış adama. Ay gene ona geldik. Evet ona Tişört çiz. geldik. Düzgün güzel tişört çiz lütfen. Elimden geldiği kadar güzel tişört çiziyorum. Haha başardım. Evet. Bunu Arkadaşlardan bir sürü geçememiştim. yorum aldık. Yorumda Evet. hepsi tişört, 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 tişört. Teşekkür ediyoruz hepsine. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Ben olan aklıma geldi. Çizdim ama kabul etmedi. Yani beni Bugün kabul suçluyor. etesi tuttu. Evet. Edesi. Bugün kabul edesi tuttu. Evet. Kabul etti. Böyle yapıyor bana. Kabul etti. İnanıyoruz sana. Bir tane tavuk var. Evet. Uyuyor. Bir böyle samanın üstünde. Tamam, yumurtluyor. Ne yapacağım ki bunu o zaman? Holluk. Ne? Holluk. Tavuk holluğu o. Tavuklar samanın üzerine yumurtlar. Yumuşak yerleri. Samanlar taş gibi batıyor. Batmıyor, batmıyor. Yumuşak Batmıyor, oluyor. bak. Bir şey soracağım. O zaman bunu nereye çizeceğimi senin bilmen gerekiyor. Samanın üstüne yumurta çiz. Bak böyle bir tavuğumuz var. Bir de sabanımız var tabii ki. Tamam işte o şu an yavruluyor orada. Yumurta çiz, yumurta. Başka ne olabilir? Çok saçmaydı. Güneş çizdim ve uyandı. Geceymiş, Aa, gece. ve Tavuk horozmuş. uykudaymış. Hadi ya, tavuk dedin ama. Ben ibiğini görmedim ama bir de şuralarını. Burayı büyük müydü? Buram iyi bitti. Horozla tavuğu ayırt edemiyor musun? Edebiliyorum, tamam mı? Beni kovaladığı zaman. Ağlayan bir evimiz var. Ağlayan evimiz mi var? Ev ne yapsak ki susturmak için? İki tane gözü var böyle penceresi üzmüş kendini ağlıyor. Perdesi mi yok acaba? Penceresi. Bilmiyorum. Perde yok. Kapısı yok. Ha, yazık garibim. Yazık garibim. Kapısız ev mi olur? Ben küçükken hep evlere şey çiziyordum böyle kocaman kapı çiziyordum. Böyle yuvarlak kocaman böyle Şirin Erinevi gibi kapı çiziyordum. Çok işime gidiyordu. Bir de o kapıyı boyuyordum ezene bezene. Ben buna devam edemem. Pes ediyorum ben. Adamın kafasını görmek istemiyorum şu an. Adamın kafası yok. Onu oraya çizemem ben. Evet, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bugün kim daha iyi çizerse kazanır oynadık. Eğer bu gibi sayıların devamının gelmesini istiyorsanız beğenerek ve abone olarak bunları belirtebilirsiniz. Böyle oyun serilerine devam edeceğiz. İstediğiniz videoları da oyunları da çekmeye çalışacağım ilerleyen zamanlarda.
Among Us'u çok istiyorsunuz ama şöyle bir sıkıntım var. Among Us için bir arkadaş çevresi toplamam gerekiyor benim. Çünkü bildiğiniz üzere oyun yabancı bir oyuncu ve karşıma yabancı insanlar geliyor. Ve ben o karşımdakileri anlayamadık sürece oyunu oynayamam. O yüzden onu bir süreliğine bir çözüm yolu bulana kadar ertelemem gerekecek. Ama başka istediğiniz oyunlar varsa onları yazabilirsiniz. Onları oynamaya çalışacağım. Sizleri çok 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 seviyorum. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.